Evet. Hadi abi, bu Mahmut'la mı konuştu? Evet, Mahmut'la da. Hiç. Onunla... Ben de bir dakika. Hanımefendiye, benim kızım olsaydın hanımefendi, şu, dün akşam ve bu akşam telefonu açar, aban olarak sana, ya sen ne yapıyorsun kardeşim derdim. Allah Mahmut Tekdemir'e önündeki yaşamında kolaylıklar versin. Ya hocam yapma. Müsaade edin. Yok, ben kimsenin müsaade. Ya sizden mi öğreneceğim ne cüceğim ya? Estağfurullah ama öyle demem. Tehdit de başlamış ha, şantaj da var. Sen biliyor musun bunun ne anlama geldiğini? Kanım kızım. Ne hocam? İfşa ederim diyorsun. Bir büyüğümüzü korumak. Hani böyle bir şeyden dem vuruyorsun. Soframızda yemek yediyorsun. Bizim örf ve adetlerimizde iyilik yaptığın adamın kafasına iyilik kakılmaz. Ben hoşlanmadım. Ne dünkü paylaşımından hoşlandım, hoşlanmadım. Bu akşamki şu konuşmadan hiç hoşlanmadım. Eşine büyük zarar verdin. Özür dileyerek bunu söylüyorum. Çünkü hanımefendi olduğun için ancak bu kadar konuşabiliyorum. Benim kızım olmuş olsaydın çok daha ağır konuşurdum. Sen, ya hocam Galatasaray 7-60 ailene imaj anlamında zarar verdin hanım kızım. Hadi Mahmut'a da gönderelim. Bravo Sinan abi. Ertemciğim. Seni de kınıyorum. Galatasaray 7-60 Dur. Rasim saçmalama. Rasim. Benim de kınıyorsun. Ne alakası?